Yolda veya başka bir yerde ağlayan bir adam görseydiniz ne yapardınız? Belki çoğumuz yardım edeceğini ve derdinin ne olduğunu sormak istediğini söyleyecektir. Fakat gerçek hayat maalesef sosyal medya gibi pek olumlu geçmiyor. Dünyada milyonlarca insanın yoksulluğunu unutup hep daha fazlasını isteyen insanların sayısı gitgide artıyor. Hoşgörünün, iyiliğin ve yardımseverliğin azaldığı bu dönemlerde halen duyarlı olmaya çalışan insanları görünce mutlu olmamak elde değil. Bu kadın da belki de hepimize çok büyük bir ders niteliğinde bu hikayesini sosyal medyada paylaştı. Gelin neler yaşamış hep birlikte bakalım. Nicole adlı bir kadın son derecede dürüst olmasıyla biliniyor. Çevresinde insanlar onun çok güvenilir bir insan olduğunu düşünüyor. Böyle bir algıya sahip olmak gerçekten hiç kolay değil. Yine bir gün Nicole iş yerine gidiyordu. Onun için sıradan bir gündü fakat benzini bitmek üzereydi. O yüzden bir an önce benzin istasyonuna gitmesi gerekiyordu. Hava çok soğuk olduğu için arabasında durmayı tercih etti. Minnesota'nın havası soğuk oldu mu genelde çok sert geçer. Etrafa bakındığı sırada arabasının camında orta yaşlı bir adamın benzin istasyonu kenarında ağladığını görür. Bu soğukta bir insan neden benzin istasyonunda ağladığını çok merak ediyordu. Belki onu fark edemeyen ya da fark etmek istemeyen yüzlerce insan vardı fakat o adamın içler acısı halini görünce dayanamadı. Nicole Facebook'ta adamın neden ağladığını merak ettim ve çok soğuk olmasına rağmen hemen yanına gittim. Olayı öğrenince kahroldum dedi. Nicole adamın yanına varınca adamın ayağında delik çorap ve eski bir terlik olduğunu gördü. Fakir bir insan olduğunu anlamıştır. Evet, fakir insanın çok fazla eksiği vardır. Lüks bir hayat geçirmez ve başının üstünde bir çatısı bile olmayabilir. Yine de kimseye ihtiyaç duymadan elinden geldiği kadar mücadeleyi verirsin. Ancak söz konusu bir aile geçindirmekse, ister istemez kendin için değil de ailen için bir şey yapamadığın için çok üzülürsün. Çocuğunun istediği bir oyuncağı alamamak her babanın istemeyeceği bir durumdur. Hayat acılarla dolu ve maalesef kadının karşılaştığı adam ise sadece onlardan biriydi. Artık dayanamaz bir hale gelmiş ve en sonunda soğuk bir günde benzin istasyonunun yanında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Nicole adamın bu haline bakınca çok üzülmüştü. Kendisi soğuktan arabadan çıkmaya bile üşenirken bu adamın delikli çorap ve terlikli halini görünce bir an kendinden nefret etmek istedi. Daha sonra adamın arabasına baktı. Adamın arabasının içinde eşi vardı ve iki çocuğunu battaniyenin altında ısıtmaya çalışıyordu. Nicole adama yaklaştı ve neden ağladığını sordu. Adam ailesini geçindiremediğini söyledi. Bir baba için hayatının en zor dönemlerinden biriydi. Ailesi için yaptığı fedakarlıklar uğruna kendine yeni bir ayakkabı almak istememiş. Ancak bu kadar tutarlı olmasına rağmen yine elinden fazla bir şey gelmiyordu. Nicole adamın o suratını ve ailesini görünce çok üzüldüğünü belirtti. Belki işe geç kalacaktı fakat bir an oradan gitmeye kalbi izin vermedi. Ailesini geçindiremeyen baba gözyaşlarını bile silemiyordu. Arabasına atacak bir benzin parası olmadığı için yolda kalmıştı. Çaresizlikler üst üste gelmişti. Nicole ise bu durumla karşılaştıktan sonra hiç düşünmeden yardım etmek istedi. Her insanın yapması gereken bir şeyi o işi olmasına rağmen el uzatmaktan vazgeçmedi. Hemen ilk olarak arabanın benzinini doldurdu. Adam çok şaşırmıştı. Çünkü ona yardım edenlerin sayısı çok azdı. Neredeyse hiç yoktu. Kadın adamın şaşkınlığı üzerine "Sakın hiç pes etme. Ağlamak sana yakışmıyor." diye teselli etmeye çalıştı. O anlarda eşi de dışarı çıkınca kadın bir daha şok geçirdi. Çünkü eşinin de kocasından hiç farkı yoktu. Üstündeki kıyafetler parçalanmış ve aşırı kirlenmiş bir şekilde duruyordu. Yaşadıkları evi ve çocukların yetiştiği ortamı düşünmek bile istemiyordu. Arabadan çıkan adamın eşi bu yapılan iyilikleri görünce Nicole'a teşekkür etti ve ağlamaya başladı. Elini sıkarak çaresizce ona büyük bir saygı duyduğunu belirtmeye çalıştı. Tabii daha bitmemişti. Nicole, Kaliforniya'dan Minnesota'ya uçarken havaalanında bagajını kaybetmişti. Bütün bunların üzerine o da evde bulunan eşyaları ve gardırobu boşaltıp yenileme kararı aldı. Kaldırdığı giyecek ve eşyaları birisine daha sonra vermek için bagajına koymuştu. Aşırı yardıma ihtiyacı olan bu aileyi görünce hemen bu fazlalıkları vermek için yoksul kadını bagajın yanına götürdü ve "Buradan istediğin her şeyi alabilirsin," dedi. Kadın hemen çocuklarının yanına doğru koşmaya başladı. Nicole onu ilk başta incittiğini sanmıştı. Ancak kadın büyük bir sevinçle "Hemen çocuklarına gelin, burada bir sürü kıyafet var," dedi. Anne ve iki kızı kendileri için uygun kıyafet seçmeye başladılar. Daha sonra babaları da geldi. Benzin istasyonunda bulunan herkesin dikkati bir anda onların üzerindeydi. Kadının bu iyiliği karşısında çok etkilenen yaşlı bir adam aileye ücretsiz yemek çekiverdi. Başka orta yaşlı bir adam ise babaya ceketini verdi
Nicole, ufak bir kıvılcımla yaptığı iyiliğinin bu kadar büyüyeceğini asla tahmin etmiyordu. Nicole bu tablo karşısında son derece memnundu. Çünkü ailenin soğuktan titreyen elleri ve sürekli ağlaşmaların yerine gülen suratlar gelmişti. Özellikle iki çocuğunun yaşadığı mutluluk gerçekten görülmeye değerdi. Bir yardımdan sonra aileye bir sürü yardım teklifi geldi. Hayatta ilk adımı atmanın ne kadar önemli olduğunu Nicole, Facebook'ta paylaştığı anısıyla bizlere tekrar gösterdi. İnsanların bu davranışları onu da hayat ile ilgili hala umudunun var olmasını sağladı. Nicole sözlerine son olarak şunları ekledi. Tanrı hepimizi eşit seviyor ve hepimiz onun sevgisine layık olmalıyız. O her zaman bizi gözetiyor dedi. İyilik bulaşıcı, ancak herkes iyiliğin bulaşıcı olmasını tam olarak kestiremiyor. İhtiyacınız olandan daha fazlasına sahipseniz etrafınıza çitler örmek yerine masanızı daha da genişletin. Sözü buna çok iyi bir örnek. O yüzden siz de fazlalıklarınız varsa en azından mutsuz olan çocukların yüzünü güldürmeye çalışın. Onların 10 saniye gülümsemesi bile vicdanen sizi rahatlatacaktır. Nicole'un yaptığı iyiliklerden siz de etkilendiyseniz bulaşıcı olması için arkadaşlarınızla paylaşın. Unutmayın, bu videoyu beğenerek daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.